Allah be, yaşasın be, oğlum oluyor be, yaşasın. Sonunda benim de benim gibi zengin bir oğlum olacak, yaşasın. Ona bütün dünyaları vereceğim, ne isterse alacağım. Ya dur Barbie, ne güzel seviniyorum ya. Allah Allah, dur ya, çocuğum olacak, çok mutlu ya. Bak, çocuğum için mamalar, bezler, en pahalılarını aldım ya. Çocuğum ne isterse alacağım. Çok mutluyum be, çok mutluyum. Ne ambulansı Barbie, saçmalama, katiyen olmaz. Seni son model lüks arabamla götürürüm ben. Ambulanstan çok daha hızlı gideriz. Ya. Hey hayatım, ne oldu, iyi misin? Neden böyle davranıyorsun, ne oldu? Ay fakir, çok kötüyüm, acilen ambulansı ara, doğum yapacağım sanırım, hadi artık gitmeliyiz. Allah be, yaşasın be, baba alıyorum be, yaşasın ya, yaşasın. Fakir hadi ambulansı aramazsan baba falan olamayacaksın, hadi ara artık. Allah be, yaşasın be, çocuğum doğuyor, yaşasın ya, bakın çocuğum doğuyor, yaşasın, yaşasın. Fakir bir yerine bir şey olacak, sakin ol, hadi ambulansı ara. Dur biraz ya, sevineyim biraz. Aha, aha, aha. Of fakir, ne yaptın ya? Sana sakin ol dedim ya. Kafanı vurdun, ne yaptın ya? Yapacak bir şey yok, ben arayacağım ambulansı. Of, uğurluyor bir de. Arkadaşlar, ben fakiri daha çok seviyorum. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Fakiri mi yoksa zengini mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Alo, buyurun 112. Acil durumunuz nedir? Merhaba, ben hamileyim de doğum zamanım geldi sanırım. Pekala hanımefendi, hemen bir ambulans gönderiyorum hamile doğum yapacak kadın için. Durun durun ya, benim kocam çok heyecanlandı da kafasına vurdu, bir sıkıntısı olabilir. Yani ben de hamileyim, doğuracağım büyük ihtimalle ama kocamın kafasına bir şey olmuş olabilir, onun için gönderin. Nasıl yani hanımefendi, hiçbir şey anlamadım. Doğum için mi ambulans istiyorsunuz, kocanızın kafası için mi? Karıcığım dayan, geldik sayılır, dayan Barbie, dayan, bak geldik işte, gördün mü? Lan doktor yok mu burada, karım doğum yapacak, doktor yok mu, yardım edin. Ay zengin, kimse yok galiba, hadi dayanamıyorum artık, sen götür bari. Barbie dayan hayatım, dayan, geliyorum. Ben bir bakayım en iyisi. Sen bekle burada. Ha, Miray, bu ne? Fakire ne oldu? Zengin abi sorma, doğum yapacağımı duyunca heyecanla kafasını vurdu, bayıldı. Ulan aptal fakir, ondan da bu beklenirdi. Sizin ne işiniz var burada? Siz ne yapıyorsunuz? Ha, bizim mi? Biz de doğuma geldik ya. Bizim de çocuğumuz doğuyor. Ay ne güzel, aynı gün doğacaklar. Doğum günleri aynı gün olacak. Beraber kutlarız artık. Hadi lan oradan, siz Allah'ın fakirlerinin doğum günü çok dandik olur. Biz çok para verir, çok güzel doğum günü yaparız çocuğumuza. Bizim çocuğumuz sizinki gibi fakir olmayacak, çok zengin olacak. Ay zengin, karım burada doğum yapacak, sen başka kadınlarla mı konuşuyorsun, gel buraya hemen. Ya Barbie hayatım, Miray'la fakir salağa gelmiş de onlar da doğum yapacakmış ya, onunla konuşuyordum. Ne oldu, kıskandın mı sen beni? Ay yazıklar olsun sana, gül gibi zengin karın varken gidip Allah fakiri Miray'la mı konuşuyorsun, bir de tüh be.
Ya Barbie ne saçmaladın ya? Neyse, oğlumuzun adını ne koyacağız? Ay bilemedim ki, ne koysak ki zengin ya? Haklısın, ne koysak? Bir düşüneyim. Bugün hava çok rüzgarlıydı. Bence Rüzgar koyabiliriz. Rüzgar süper bir isim. Ay evet, çok sevdim. Rüzgar olsun oğlumuzun adı. Ya bu adam nasıl baba olacak ya? Şuna bak ya. Çocuğu da olacak. Bayıldı ya. Kafasını vurdu. Manyak mıdır nedir? Hayır, bir de bunu taşımaktan belim ağrıdı ya. Umarım çocuğa zarar gelmemiştir. Evet hanımefendiler, artık sizi doğuma alabiliriz. Beyefendiler lütfen çıkın. Eşleriniz çıkın bu odadan. Aynen doktor bey, bu fakirin kafadan sıkıntıları var, salak bu. Hadi ben kaçtım, doğru doğru lan benim çocuğumu ona göre. Hanımefendi en iyisi ben bir eşinizin durumuna bakayım, bakalım bir şey var mı? Şşt, sen kalk bakayım. Ne oluyor lan, sen de kimsin? Uyuyoruz işte, görmüyor musun? Niye uyandırıyorsun beni, ne var be? Ay fakir oley, hiçbir şeyin yokmuş oley be, uyandın sonunda. Ulan karın doğum yapacak, sen bayılmışsın, nasıl salak bir adamsın? Çek lan, doğum yapacak karın, çek buradan hemen. Tamam ya, ne geziyorsun, çekiyoruz işte ya. Tamam ya, beni uyutmadınız. Ulan fakir ne mal adamsın lan, karın hamile hamile seni taşıdı, ne salaksın lan sen. Ulan böyle bir günde bayılınır mı hiç, mal mısın? Abi ne yapayım ya, insanlık hali ya, heyecanlandım, kafamı vurdum, kafamı vurdum. Herkesin başına gelebilir, dalga geçme ya, dalga geçme. Benim niye başıma gelmedi lan o zaman salak. Neyse neyse, hadi sen de bugün baba oluyorsun, üstüne çok gelmeyeyim bari. Evet abi ya, sorma ya, ne kadar mutluyum bilemezsin. Siz çocuğunuzun adına karar verdiniz mi? Ha biz verdik, Rüzgar koyacağız, siz ne yapacaksınız? Bizimkisi de Arda olacak ya, Rüzgar da süper isimmiş ya. Aynen aynen, Arda da güzel isimmiş ya, kedi olalı bir fare tuttun, güzelmiş. Zengin bey, fakir bey, doğum işlemi tamamlandı. Fakat şöyle bir durum var maalesef. Ha ne diyorsun lan sen, karılarımız çocuklarımız iyi mi? Evet ya, nasıl bir durum var, nasıl bir durum? Yani doğum başarılı geçti ama... Ama ne? Ama ne? Ne var lan, ne var söylesene. Doğum gerçekleşti fakat. Çıldırtma sen adamı, ne fakat? Ne oldu ya, ne oldu? Ulan doktor bozuntusu, sana diyoruz, ne oldu? Eşleriniz doğumlarını yaptılar ama. Lan doktor musun nesi, seni çok fena döverim lan. Eşlerimiz çocuklarımız iyi mi, söyle lan. Harbiden ya, çok fena döveriz seni, çok fena. Şaka yapıyorum ya, niye kızıyorsunuz hemen? Nur topu gibi bebekleriniz oldu. Eşlerinizin durumları da çok iyi, içeri girip bakabilirsiniz. Allah be, yaşasın be, yaşasın be, oğlum oldu. Oley be, Ardan be, canım Ardan, doğdu oğlum, doğdu. İşte bu be, işte bu, canım oğlum Rüzgar doğdu, yaşasın. Artık ben de babayım, yaşasın ya, yaşasın. Ulan manyak mıdır nedir bunlar, kaç yaşına gelmişler, şu hareketlere bak, hadi lan içeri geçin. Miray, hayatım iyi misin, nasılsın? Barbie aşkım iyisin değil mi, bir sıkıntı yok. Doğum başarılı geçmiş, oğlumuz çok sağlıklıymış. Ay fakir be. En iyisi ben gideyim de oğlumuza bakayım artık. Oğlumuza bakayım ya. Acaba iyi mi? Ulan fakir şunlara bak, eşek sıpalarına bak, ne kadar tatlılar. Evet abi ya, ne kadar tatlılar ya, ne kadar tatlılar. Yiyeceğim şimdi, yiyeceğim. Ulan bugün dünyanın en iyi günü lan, en iyi günü. Abi iyi de hangisi benim çocuğum, hangisi senin? Ben anlamadım, anlamadım. Fakir oğlum sen salak mısın? Hangisi sana benziyor, hangisi bana benziyor? Evet abi ya, haklısın. Soldaki benim çocuğum galiba, soldaki bana benziyor. Oğlum nerenin aptalısın lan sen, neresi sana benziyor? Sağdaki sana benziyor oğlum, aynısınız işte. Gel seni bir hastanedeyken göz doktoruna götüreyim istersen. Abi azılmaz sensin ya, şaka yaptım ya, şaka yaptım. Ulan sen 3 gram aklında bana şaka mı yaptın pis fakir? Allah Allah ya, ne geziyorsun, gel geç işte, gel geç. Neyse fakir, seninle uğraşamayacağım. Şuna bak ya oğlum, ne kadar tatlı Rüzgarım, canım oğlum benim. Evet ya, Arda da çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı değil mi bizim bebeklerimiz? Lütfen yorumlara yazın. Zengin bey, fakir bey, gördüğünüz üzere çocuklarınızın ve eşlerinizin durumu iyi. Artık sizi dışarı alabilir miyiz? Zorlu bir ameliyat geçirdi ikisi de. Ne de olsa biraz dinlenmeleri gerekiyor. Hadi lütfen dışarı. Ulan 2 dakika sevemedik çocuklarımızı. Neyse çıkalım madem, haklısın, doktor bozuntusu. Fakir aslında ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum. İyi oldu bu. Buyur abi, ne oldu? İşin yoksa benimle bir bizim eve kadar gelir misin? Tabii ki abi. Hadi gelelim. Ne istiyorsun anlamadım ama gelelim. Abi araban süpermiş gerçekten ya. Ne konuşacaksın benimle? Ne konuşacaksın? Beni bekle burada, tamam mı? Hemen sana bir şey getirip geliyorum fakir. Bekle burada. Tamam.
tamamdır abi. Bekliyorum, bekliyorum. Allah, ne yedirecek bu adam acaba? Ne yedirecek? Geldim fakir, geldim. Bekle, geldim kardeşim. Hayırdır abi? Bu elindeki paralar da ne? Fakir, bu paralar artık senin. Burada tam tamına 2 milyon dolar var kardeşim. Şimdi senin yeni çocuğun oldu. Ona bir sürü masraf yapacaksın. Bir sürü alman gereken şey var. Paraya ihtiyacın olduğunu biliyorum. Yine abi, ben bu kadar parayı sana geri nasıl vereyim? Teşekkür ederim ama kabul edemem. Kabul edemem. Oğlum saçmalama lan, ne geri vermesi? Karşılıksız veriyorum ben sana bunu. Çok paraya ihtiyacın olacak kardeşim. Şimdi yeni çocuk masraflarıyla geliyor. O yüzden al hepsi senin. Gerçekten mi abi? Para bu iyiliği yapıyor musun abi? Gerçekten mi? Evet oğlum, Allah Allah ya. Al artık, bu paralar senin. Artık bunların hepsi senin. İstediğini yapabilirsin. Sen benim kardeşimsin. Zor durumunda kalmanı da istemem. Yeğenimi iyice besle, iyice doyur karnını. Ne istiyorsan da onu al. Adamın değilsin abi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek oğlum, lafı olmaz. Arkadaşlar lütfen zengine teşekkür edin ya. Lütfen. Vallahi evet, yorumlarda bana teşekkür ederlerse çok mutlu olurum. Yazın be, yazın. Oğluma bakabileceğim. Ay Kerem, hayatım, hiç iyi hissetmiyorum. Doğum zamanım geldi sanırım. Çabuk ambulansı aramalısın. Ne Aslı, babamı alıyorum. Yaşasın yaşasın be. Baba alıyorum be, yaşasın. Kerem hayatım, bu hareketlerle sonra sevinirsin. Hadi lütfen, gitmemiz lazım artık. Dur Aslı ya, ilk defa baba olacağım. Çok heyecanlıyım. Dur biraz eğleneyim, tadını çıkarayım. İyi de Kerem, vallahi bak birazdan baba olamayacaksın. Acil gitmeliyiz. Ne olur hayatım, yalvarıyorum sana, sonra sevinirsin. Hadi beni hastaneye yetiştir, ambulansı falan ara. Yaşasın be, oğlum olacak be. Bebek polis yapacağım adını, yaşasın. O da benim gibi bir polis olacak. Yaşasın yaşasın, oğlum oluyor. Kerem hayatım, elinde silah var, bir kaza çıkacak. Hayır, olamaz, heyecandan kendimi vurdum, bacağımı vurdum. Hayır. Aslı hayatım, çok canım acıyor, ne olur ambulansı ara. Of Kerem ya, kaç kere söyledim o hareketleri yapma, elinde silahla dedim. Of ya, çok kötüyüm, doğum yapacağım. Bir de sen çıktın şimdi. Tamam hayatım, özür dilerim, hadi ara, çabuk gelsin, kan kaybından öleceğim. Alo 112 acil servis mi? Yok lan macuncu, hanımefendi siz aradığınız numarayı bilmiyor musunuz? 112 tabii ki. Tamam beyefendi, niye kızıyorsunuz ya? Tamam, acil durumumuz var, bize iki tane ambulans lazım. Oh sen paşama bak, iki tane ambulans lazım diyor. İki tane ambulans de lan. Ya beyefendi, kocam vuruldu, ben de hamileyim. Acil iki tane ambulans gönderin işte, Allah Allah. Aslı hayatım, ne diyor, gönderiyor muymuş? Aslı hayatım, cevap ver. Ya Kerem bir sus ya, senin yüzünden bu haldeyiz zaten. Başlayacağım şimdi sana da. Ya aşkım, isteyerek olmadı ki, tamam ya, ne kızıyorsun? Ya hanımefendi, kocanız vurulduysa polisi arayın diye beni arıyorsunuz, Allah Allah. Tamam da doktor bey, benim kocam zaten polis, o vuruldu, çabuk. Allah Allah, başka polisi arayın o zaman, Allah Allah. Ya ben de polisim zaten, hadi lütfen ambulansı yollayın artık, kendi kendini vurdu vallahi, ölecek kan kaybından, ben de burada doğum yapacağım ya. Acilen ikimizin de hastaneye yetişmesi lazım doktor bey. Of ya, peki tamam, yolluyorum ambulans. Nasıl salak bir kocanız varsa kendini vurmuş bir de, Allah'ım ya. Ulan yani yok ya, nasıl polis oldu bu adam acaba? Neyse hanımefendi, bekleyin, geliyor ambulans. Ay 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 ay. Hanımefendi biz kocanızı aldık, gidiyoruz hastaneye, oraya gelirsiniz kendiniz. Ya iyi de doktor bey, ben hamileyim, nasıl geleceğim oraya? İki ambulans istemiştim, beni de götürmelisiniz, doğum yapacağım ben. Ya hanımefendi biz taksi miyiz, ambulansız, biz doktoruz ya, iki tane ambulans ne? Yani kocanız vurulmamış olsaydı sizi götürürdük ama ikinizi birden götüremeyiz yani. E bizim arabamız yok, ne yapacağım ben şimdi, yürüyeceğim mi? Ya hanımefendi ne kadar sorun çıkardınız ya, iki adım yürüyüverin işte, çocuğunuz da sporcu olur işte, spor, yürümek süper spor, hadi ben gidiyorum. Of Kerem ya, alacağın olsun, mecbur yürüyeceğiz ya, ne yapalım, adam kendini vuruyor ya, çocuğu doğacak kendini vuruyor. Umarım yolda giderken bana bir şey olmaz, umarım yolda doğum yapmam ya, inşallah yetişirim. Oh be, sonunda sağ salim gelebildim. Aslı hayatım, nerede kaldın sen, seni bekliyoruz kaç saattir. Hadi ya, çocuğum doğacak, sen hala yavaş yavaş yürüyorsun, hadi gel çabuk doğur şunu. Ya Kerem ne diyorsun sen, senin yüzünden bütün yıl hamile hamile doğuracakken yürüdüm ben. Sana hareketleri yapma dedim, gittin heyecandan kendini vurdun. Ya aşkım ne yapayım, isteyerek mi oldu, neyse ki önemli bir şey değilmiş, ufak bir sıyrıkmış. Of Kerem of, ne yapacağım seninle ben. Resmen daha çocuğu doğurmadan bir tane çocuğum var ya, iki tane bebeğim.
yaşasın, iki oğlum mu olacak? Allah be, aslı ikiz doğuruyor be, yaşasın be. Kerem, sende gerçekten biraz saflık var galiba. Sen de bir bebek gibisin, onu söylemeye çalışmıştım. Of ya. Bak ya, yine garip garip hareketler yapıyor. Yine kendini yaralayacak. Of ya, bir an ikiz babası olacak sanmıştım. Neyse hadi gel, girelim artık, doğum vakti. Aslı polis, hiç merak etmeyin, çocuğunuz sağ salim doğacak birazdan. Doktor bey, kesin doğacak değil mi? Sağ salim doğacak değil mi? Ya Kerem komiser, ben ne diyorum, birazdan sıkıntısız doğacak diyorum, aynı soruyu soruyorsun. Tamam işte, emin olmak istiyorum, bir sıkıntı yok değil mi? Ya valla başlayacağım şimdi ya, güvenlik alın şu adamı. Tamam ya, tamam, kızmayın, ben gidiyorum, tamam, burada oturacağım, güvenlik falan gelmesin, tamam, oturuyorum burada. Ya sabır ya Rabbim ya. Başlıyorum, siz doktor bey, çok heyecanlı, ilk defa baba oluyor. Neyse ya, tamam, siz de hazırsanız başlayalım Aslı Hanım. Hazırım doktor bey, başlayabiliriz doğuma. Of, ben burada bir fena oldum, en iyisi dışarı çıkayım, dışarıda bekleyeyim. Çok heyecanlandım ya, çok heyecanlandım, midem bulanıyor sanırım, kusacağım ya. Doğumu ben yapsam bu kadar heyecanlanmazdım ya, yaşasın baba olacağım. Kerem komiser, gözün aydın, çocukların başarıyla doğdu, doğum başarılı geçti. İkiz çocuğun da oldu, iki tane çocuğun oldu. Ne, gerçekten mi, ikizler miymiş? Aynen öyle, gelip bakabilirsin, Aslı polisin durumu da iyi. Ne, gerçekten mi, çekil doktor, çekil. Aslı hayatım, iyisin değil mi? Ben iyiyim Kerem, çocuklarımıza bak, çocuklarımız iyi nasıl? Tamam hayatım, hemen onlara bakıyorum. Oha, çocuklarıma bakın, ne kadar tatlısınız be siz. Canım çocuklarım benim, biri asker biri polis, canım çocuklarım. Arkadaşlar, Kerem komiserin yeni bebeklerini beğendiniz mi? Çok tatlılar değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Size söz veriyorum, size çok iyi bakacağım, biricik babanız olacağım, sizi asla bırakmayacağım. Ay Kerem, nasıllar, çok merak ediyorum, iyiler mi? İyiler hayatım, iyiler, hiç merak etme sen, sen nasılsın? Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, bir an önce çocuklarımla tanışmak istiyorum. Doktora sorsana, ne zaman eve gidebiliyormuşuz? Hemen sorup geliyorum hayatım, bence gidebiliriz artık. Doktor bey, biz artık gidebilir miyiz çocuklarımızı alıp? Tabii Kerem komiser, doğum başarılı zaten. Çocuklarda da Aslı poliste de hiçbir sıkıntı yok. Gidebilirsiniz evinize. Çok teşekkür ederim. Karımın doğumunu çok başarılı yaptınız. Çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlandırdım sizi. Uğraştırdım yani. Kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah. Hadi çocuklarınızı Allah analı babalı büyütsün. Gidin evinize ya. Manyaklar sizi. Ay Kerem, sonunda evimize gelebildik. Şu çocuklarımıza bak, ne kadar tatlılar ya. Ne kadar güzel uyuyorlar. Evet hayatım ya, canım çocuklarım benim, ne kadar tatlılar öyle. Bak Aslı, çocuklarımız için paraya kıydım, en pahalı mamaları, en pahalı bezleri aldım. İyi de Kerem, bizim bunları alacak paramız yok ki, nereden buldun bu kadar parayı? Boşver Aslı, orasını kurcalama, işte aldım bir şekilde. Ben çocuklarımın rahatlığı için, onların iyi büyümesi için elimden geleni yaparım, her şeyi yaparım. Peki madem öyle olsun. Kerem'in artık borcunu ödeme vakti geldi. Şu borcu ödemesi lazım. Hadi bakalım Kerem, öde borcunu. Ne oluyor Kerem ya? Kim çalıyor zili? Çocuklar uyanacak. Git bak çabuk. Evet hayatım, ben hemen bakıp geliyorum. Tamam, acaba kim geldi ya? Acaba kim? Ha, senin burada ne işin var? Dur, seninle dışarıda konuşalım. Aslı duymamalı. Kerem, borcunu ödeme vakti gelmedi mi artık? Ya tamam da çocuklarım yeni doğdu. Aldığım parayla onlara mama bez falan aldım. Ne olur bana biraz daha zaman ver. Kerem, yok öyle dava. Bana olan borcunu ödeyeceksin. Çocuklarım doğunca ödeyeceğim dedin. Ya ne yapayım yani, ne yapayım? Param yok, ödeyemem şu an. Bak Kerem, çocuklarının yaşamasını istiyorsan ödeyeceksin. Yoksa onları öldürürüm. Duydun mu beni, ha, duydun mu? Ne, çocuklarımı mı öldürürsün? Hayır, yapabileceğim başka bir şey yok mu? Ödeyemiyorum şu an. Aslında var, senden bir şey isteyebilirim. Ne istersen yaparım, yeter ki çocuklarıma dokunma. Zengin ve fakiri tanıyorsun değil mi? Evet, onları kim tanımaz, tanıyorum tabii ki. Eğer gidip o ikisini öldürürsen borcun silinir, çocuklarına da dokunmam. Ne, benden zengin ve fakiri öldürmemi mi istiyorsun? Onlar benim çok yakın dostlarım, bunu onlara nasıl yaparım? Vallahi ben anlamam Kerem, çocukların yaşasın istiyorsan öldüreceksin. Ya yarına zengin ve fakir ölür ya da çocuklarım, ben gidiyorum, yarın görüşeceğiz. Yapacak bir şey yok, o parayı ödeyemem. Yani çocuklarım yaşaması için zengin ve fakiri öldürmek zorundayım. Yapacak bir şey yok, gidip zengin ve fakirle buluşacağım, onları öldüreceğim. Çocuklarımı kurtarmak için buna mecburum.
Al işte, mutlu musun? Senin için fakir ve zengini vurdum. Onları öldürdüm. Onlar benim en yakın arkadaşımdı. Yeter, istediğin oldu. Çocuklarıma zarar vermeyeceksin, değil mi? Aferin Kerem, sana denileni yapmışsın. Yapmazsın sanmıştım. Beni şaşırttın. Borcun kapanmış bil. Senden borç aldığım güne lanet olsun. Lanet olsun. Seninle hesabımız kapandığına göre ben gidebilirim. Hop hop, dur bakalım. O kadar kolay değil. Ha? Ne oluyor be? Nasıl? Sen gerçekten Kerem'in bizi öldüreceğini mi sandın? Salak seni. Aynen öyle. Sana tuzak kurduk. Tuzak kurduk sana. Evet, sen de tuzağımıza kandın. Hemen silahını atıp teslim oluyorsun. Hayır Kerem, bana bunu nasıl yaparsın? Galiba ölmek istiyorsun sen. At hemen silahını, ellerini kaldır, teslim ol. İyi de bunu nasıl yaptınız? Beni nasıl kandırdınız? Mal seni, yere ketçap döktük. Ketçap döktük. Aynen öyle. Sen de salak gibi kan sandın bunları, geri zekalı. Teslim oluyor musun? Vuralım mı seni? Tamam tamam, teslim oldum. Vurmayın. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hadi bakalım, seni hapse götürüyorum. Bundan sonra ömrün boyunca hapiste kalacaksın. Kerem, ben buradan illa çıkacağım. O zaman sana hesabını soracağım bunun. Hem paramı aldın, paramı ödemedin, hem de beni kandırıp hapse attın. Aynen kanka, kesin sorarsın. Öyle mi olmuş? Sen artık hiçbir zaman çıkamayacaksın buradan. Hep buradasın. Çocuklarına dikkat et Kerem. Kerem. Ya boşuna uğraşıyorsun ya. Hadi alışmaya başla buradaki hayatına. Lan Kerem. Ne diyorsun anneciğim sen ya? Yaşasın kardeşim doğuyor, yaşasın kız kardeşim doğuyor. Allah be, yaşasın. İşte bu be, işte bu kız kardeşim geliyor. Hadi oğlum, canım oğlum, çağır, karnım çok kısılıyor. Hadi oğlum, artık hastaneye yetişmeliyiz. Hadi oğlum ne olur çağır babanı, çok kötüyüm, burada doğuracağım şimdi. Lütfen orada, sonra sevinirsin. Dur anneciğim ya, 2 dakika sevinelim, sonunda abi oluyorum be. Kız kardeşim doğuyor, yaşasın. Be, karın doğuruyor. Allah be, yaşasın be. Baba oluyorum tekrardan, yaşasın. İşte bu be, işte bu. Karın doğuruyor, yaşasın. Tekrardan babayım. Sonunda bir tane kız çocuğum olacak. Yaşasın ya, yaşasın. Ya fakir çocuk musun sen de ya? Arda ile sen ne yapıyorsunuz? Artık ambulansı aramalısınız. Çok kötüyüm ha. Of be babacım, ne güzel bir gün değil mi? Of yeter be, kime diyorum ben? Kendim yürüyerek giderim ben hastaneye. Of ya. Şunlara bak ya, hamile halimle beni hastaneye yürütüyorlar. Of ya, of ya. İnşallah burada doğurmam çocuğumu, inşallah. Daha fazla dayanabilecek gibi durmuyorum çünkü. Aa, karnım çok kasılıyor. Of fakir, of Arda ya, of ya. Allah, ben de mutlusu yok bugün ya. Çok mutluyum, çok mutluyum. Sonunda kızım oluyor, sonunda ya. Yok babacım, senden daha mutlusu var bugün, o da benim. Ne güzel abi oluyorum, kız kardeşim geliyor. Neyse oğlum, hadi anneni götürelim artık. Miray, Miray neredesin hayatım? Miray neredesin ya? Nerede bu? Allah Allah ya, nereye gitti bu annem ya? Nerede bu ya? Ha, kapı açık babacım, kapı açık. Gel bana, gitmiş annem, hadi gel biz de gidelim. Hayda, hadi yürü oğlum, yedeyelim annene. Koş oğlum, koş. Of babacım ya, sevinirken annemi unutmuşuz, koş. Doktor bey ne diyorsunuz ya, o da ne demek? Miray Hanım, diyorum ki bu çocuğu almamız lazım. Bu çocuğu almazsak doğum çok riskli geçecek. Siz ölebilirsiniz yani. O yüzden bence çocuğu alalım yani. Ölme ihtimaliniz var. Hayır saçmalamayın, hiç olur mu öyle şey ya? Hayır, ben çocuğumu doğuracağım. Hiçbir şey olmaz bana, merak etmeyin, ben çocuğumu doğurmak istiyorum. Miray Hanım, anlıyorum tabii ki, fakat yani çok riskli bir gebelik sizinki. İkiniz de ölebilirsiniz, sadece siz de ölebilirsiniz yani. Üzgünüm ama kocanızın da onayı olmadan sizi ameliyat edemem, çocuğunuzu doğuramam. Merak etmeyin, eşim de aynı şeyi söyleyecektir, o da çok istiyor bu çocuğu. Valla sanmıyorum çünkü çok riskli, ama neyse, bu arada kocanız nerede? Of ya, hala gelemedi mi onlar? Babacım koş, çok geç kaldık, koş. Doktor bey, daha eşim doğum yapmadı değil mi? Yetiştik değil mi? Yok fakir bey, biz de sizi bekliyorduk. Of fakir, nerede kaldınız ya? Sizin yüzünüzden tek başıma yürüdüm.
Miray, özür dileriz hayatım ya. Özür dileriz hayatım. Çok sevindik. Biraz abartmışız. Evet anneciğim ya, biraz dozunu kaçırmışız. Senin çıktığını bile görmedik. Neyse fakir bey, size danışmamız gereken çok önemli bir şey var. Neymiş o? Söyleyin bakalım. Neymiş? Hayırdır doktor ya, hala doğuma geçmediğinize göre bir sıkıntı mı var ya? Ne oldu? Ne demişeceksin? Ya fakir bey, durum şöyle ki yani Miray Hanım'ın doğumu çok riskli. Çok riskli. O ne demek doktor? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne riski doktor ya? Açık konuşsana. Açık konuş. Eğer bu doğumu gerçekleştirirsek Miray Hanım ve çocuk ölebilir. Ya da çocuk doğabilir, Miray Hanım ölebilir. O yüzden ben bu doğumu tavsiye etmiyorum. Bu çocuğu alalım biz. Hayır ya, ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Hayır ya, insanın annesi ölür mü hiç? Ne diyorsun sen doktor ya? Düzgün konuş. Fakir hayatım, bir şey olmaz, ben doğurmak istiyorum, lütfen karışma ne olur. Hayır Miray, saçmalama, olur mu öyle şey? Ben seni kaybedemem. Böyle bir riski almanı da kabul edemem. Olmaz hayatım, sen benim biricik karımsın. Evet anneciğim, sensiz ne yaparız biz? Olmaz öyle hiç, olmaz. Hayır orada, hayır fakir, o çocuğu doğuracağım ben. Eğer doğurmazsam kendimi asla affetmem. Benim kararıma da saygı duymak zorundasınız, duydunuz mu beni? Doktor bey, başka yolu yok mu ya? Başka yolu yok mu? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Evet doktor amca, ne olur bir şeyler söyle. Annemi kaybetmek istemiyoruz. Kardeşimiz de doğsun istiyorum. Vallahi çok üzgünüm ama elimizden hiçbir şey gelmiyor yani. Çok riskli bir doğum. Bence vazgeçin. Hayır, vazgeçmeyeceğim dedim size. Asla hayır. Bu doğumu yapacağım. Hadi doktor, hemen. Ne yapalım fakir bey? Son kararınız ne? Eğer Miray doğurmak istiyorsa doğursun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Peki madem, doğum işlemlerine başlayalım. Anneciğim seni çok seviyoruz. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Kardeşimle sen de sapasağlam çıkacaksınız bu hastaneden. Aynen öyle Miray. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. Eğer bana bir şey olursa kızımız size emanet. Tamam mı Arda? Tamam mı fakir? Siz bakacaksınız ona. Sizi çok seviyorum canlarım benim. Anne öyle deme, hiçbir şey olmayacak sana, tamam mı? Sapasağlam çıkacaksın. Aynen öyle Miray, hiçbir şey olmayacak sana, hiçbir şey. Hadi madem fakir bey, sizi dışarı alalım, ameliyathaneyi boşaltın. Miray görüşürüz karıcığım, seni çok seviyoruz, hadi karıcığım. Anne halledeceksin sen. Doktor bey hadi başlatın doğumu. Hadi bakalım, bize kolay gelsin şimdi. Babacım kaç saat oldu, hala bir haber yok, gidip baksak mı acaba? Anneme bir şey olmamıştır değil mi babacığım? Saçmalama oğlum, hiçbir şey olmayacak, ağzını hayra aç. Ama evet doğru söylüyorsun, yere bir gidip bakalım doktor bey, Miray'ın durumu nasıl? Fakir bey Ne şey doktor amca, söyle, anneme bir şey olmadı değil mi? Şey Ardacığım Hayır Miray hayatım, hayır olamaz. Anneciğim hayır. Çok üzgünüm, doğum başarılı geçti fakat Miray Hanım'ı kaybettik. Başınız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Miray öldü, onu bir tek siz geri getirtebilirsiniz. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yoruma Miray lütfen geri dönsün yazın ki Miray dönsün. Bakalım Miray'ı geri döndürebileceğiz mi? Aman nur topu gibi bir kızınız oldu. Miray hayır ya, biz sensiz ne yapacağız ya, ne yapacağız? Anneciğim seni hiçbir zaman unutmayacağım canım annem benim. Sen bizim her şeyimizsin canım annem. Of be Miray, of be. Şimdi bize son bir şey söylemek isteseydin kardeşinize iyi bak derdin. Çok iyi bakacağız, merak etme. Aynen öyle Miray, gözün arkada kalmasın. Canım karım benim, seni çok seviyorum. Hayır olamaz. Canım annem benim, canım annem. Fakir bey buyurun gelin, çocuğunuz, bebeğiniz burada. O bebek annemden bize son bir armağan, ona çok iyi bakacağız. Şuna bak Arda, ne kadar tatlı bir bebek, aynı annene benziyor. Aynen öyle babacığım, ona asla annemin yokluğunu yaşatmayacağım, hissettirmeyeceğim. Canım kardeşim benim, canım kız kardeşim, baba adını Ayça koysak olur mu? Olur oğlum, Ayça çok güzel isimmiş. Hey ahali, rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Çok iyi bir kadındı ya, bütün hakkım helal olsun, mekanı cennet olsun. Evet ya, sürekli yardımımıza koşardı. Arda abilere gittiğimizde sürekli bize yemekler yapardı, çok güzel yemekler yapardı ya, tabii ki helal olsun. Ah be Miray yenge, çok özleyeceğiz seni, çok.
fakir, bak şimdi yeni çocuğun da doğdu. Bir sıkıntıya düşersin, bir problemin olursun. Sakın çekinme, tamam mı? Bana her şeyi sorabilirsin. Her şeyi isteyebilirsin. Elimden geldiğince yardım ederim sana kardeşim, tamam mı? Tamamdır abi, çok sağ ol. İyi ki varsın, iyi ki. Arada kardeşim ya, arada sırada kavga etsek de sürekli birbirimize dalaşsak da vallahi çok yani üzgünüm ya, çok üzüldüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne olursa olsun bir desteğe ihtiyacın olursa ben buradayım kardeşim, tamam mı? Tamam Rüzgar, çok teşekkür ederim kardeşim. Abi Miray canım arkadaşım benim ya, çok erken gittin aramızdan. Daha seninle bir sürü makyaj malzemesi alacaktık. Kuaför kuaför güzellik salonları gezecektik. Gittiğin yerde mutlusundur inşallah. Canım kızım, Aycan benim annem çok iyi biriydi. Çok iyi biriydi. Tanrısan çok severdin onu canım kızım benim. Annem dünyanın en iyi kadınıydı baba, en iyi. Hadi fakir eve gidelim artık ya. Hadi kardeşim, tamam yeter bu kadar. Hayır Arda, hadi eve gidin ya, valla yeter ya. Hadi gidelim, biraz kafa dağıtalım kardeşim. Nasıl kafa dağıtayım Rüzgar, kardeşim doğdu, annem öldü, nasıl dağıtayım? Çok yazık oldu gerçekten ya, kızını göremeden öldü gitti ya, of ya. Miray yenge, dualarımız seninle. Hadi abi gidelim madem evimize, hadi. Abi biz bugünlük yalnız kalsak olur mu ya? Sizinle sonra görüşürüz, acımız çok taze. Tabii canım, ne demek, sonra görüşürüz fakir, biz yardıma ihtiyacın vardır diye geldik zaten. Hayır öyle, bir şeye ihtiyacınız olursa hemen arayın bizi, bir telefon uzağınızdayız. Biliyoruz, çok teşekkür ederiz. Ne demek canım, lafım olur. Tekrardan başınız sağ olsun. Hadi gidelim Rüzgar, daha fazla rahatsız etmeyelim. Babacım kardeşim nerede, orada bırakmadık değil mi? Yok oğlum, evde Hüsamettin'in yanında. Hüsamettin onunla ilgileniyor. Az önce geldiğimizde bıraktım içeriye. İyi madem, hadi gel girelim içeri. Ay ne kadar tatlı bir bebeksin ya canım kızım benim. Hadi oğlum gel geçelim içeri. Aha Miray, senin burada ne işin var? Anneciğim nasıl ya, sen yaşıyorsun, az önce cenazendeydik biz senin. Nasıl ya Miray, nasıl? Ya şey, Hüsamettin sağ olsun beni geri döndürdü. Tekrardan yaşıyorum onun sayesinde. Hüsamettin olmasaydı bebeğimi göremeyecektim. Yaşasın be, işte bu be, yaşasın. Hüsamettin oğlum helal olsun sana, aklımıza hiç gelmemişti. Ne sandınız Arda abi, baba yani annemi ölüme terk edemezdim, tabii ki geri getirecektim onu. Merak etmeyin, artık tamamen bir aileyiz, kardeşim de doğdu, yaşasın. Evet yaşasın. Ay zengin hayatım, hadi hastaneye gidelim, doğum vaktim geldi, bugün doğurmam gerekiyor. Tekrardan baba oluyorsun. Ne Barbie, doğum vaktim mi geldi? Hayır olamaz, hiç hazır değilim. Hayır olamaz, hayır. Kendimi doğum yapmaya hiç hazır hissetmiyorum ya, hayır ya. Ya zengin şapşal mısın sen, yapmayacaksın doğumu, ben yapacağım zaten. Hayır olamaz, çok heyecanlandım, hayır ya hayır. Midem bulanıyor heyecandan, sanırım kusacağım ya, sanırım kusacağım. Ya hayatım ne yapayım ya, kızma ya, çok heyecanlandım, ne yapayım ya, of ya. Şey Rüzgar'a söyleyelim gelsin o temizlesin, olur mu hayatım? Saçmalama zengin ya, Rüzgar'ın hangi işi doğru yaptığını gördün ya, of ya, umarım ikinci çocuğumuz hayırlı olur. Rüzgar'ın hiçbir alta yaradığı yok çünkü. Evet hayatım, bak o konuda haklısın, Rüzgar'ın hiçbir işe yaradığını görmedim şimdiye kadar, doğru diyorsun, inşallah bu kız iyi olur. Lan Rüzgar gel bakayım buraya, gel lan buraya. Kime diyorum ben Rüzgar, gelsene buraya, gelsene lan. Alo neredesin lan Rüzgar? Bak gelirsem oraya ağzını yüzünü kırarım. Ya hayır ya, hiçbir yere falan gelmiyorum. Gidin gidin ya, ben sizinle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan. Ne saçmalıyorsun sen ya, ne konuşmaması, gelsene buraya Allah'ın şımarı. Hayır ya, istemiyorum gelmek, konuşmuyorum işte sizinle. Allah Allah ya, bir de şımarık diyorsun bana, istemiyorum kardeş dedim. İnanma bana kardeş yaptınız ya. Ay oğlum ne demek istemiyorsun ya, küçücük bir kız kardeşin olacak ya, nasıl istemezsin? Allah Allah, istemiyorum işte ya, zorla mı, istemiyorum. Hadi bak Rüzgar, annen doğum yapacak, son defa söylüyorum, gel bizimle hastaneye gidelim. Bana ne ya, yaparsa yapsın, ben istemiyorum, ben gelmeyeceğim hastaneye, ne yapıyorsanız yapın. Hay Allah'ım ya, neyse gelmezse gelmesin, hadi yürü Barbie biz gidelim, hastaneye yetiştirelim seni. Hadi karıcığım, burada doğum yapma, hastanede yap yani. Oğlum tabii, şimdi diğeri çocuk gelince sürekli onunla ilgilenecekler, her şeyi ona alacaklar, bana hiçbir şey almayacaklar, o ne güzel.
Sürekli onunla ilgilenecekler. Sürekli ona bakacaklar. Onun ağlamalarına uyanacaklar. Beni kimse takmayacak. Ben ne isteyeyim ki kardeş diye. Aa neyse ne ya. Neyinle bir yolunu bulurum ondan kurtulmanın. En kötü evi terk edilip mecbur peşimden gelirler. Her türlü istediğimi yaptırırım yani. Herkes en çok benimle ilgilenir. Ay zengin biraz düzgünlü kullansan şu arabayı ya. Of ya. Ya kusura bakma Barbie ya. Birazcık yani gerginim. O yüzden böyle kullanıyorum ya. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ya zengin nereye gidiyorsun? Hastane önümüzdeydi. Nereye gidiyorsun? Pardon Barbie ya, dedim ya, elim ayağım birbirine dolaştı. Ne yaptığımı ben bile bilmiyorum yani. Hastane orada bir yerde sanmıştım. Fakirlere gidiyormuşum oysaki. Of zengin ya, biraz sakin olsana. Sanki doğumu sen yapıyorsun. Allah Allah ya. Tamam Barbie ya, ne kızıyorsun? Getirdim işte ya. Boş ver, heyecanıma ver. Ya zengin bey bir sakin olun. Sıkıntı yok diyorum ya. Allah Allah. Eminsiniz değil mi doktor bey? Bana bir şey olmaz değil mi doktor bey? Ya zengin bey hasta mısınız? Size niye bir şey olsun? Allah Allah, karınız yapıyor doğumu. Ne, hasta mıyım? Hayır, olamaz, hayır. Barbie duydun mu, hastaymışım, ölecekmişim. Ya zengin yeter ya, kendine gel, hiçbir şeyin yok senin ya. Allah Allah, manyak mısın anlamında sordu doktor. Allah Allah. Emin misin Barbie, ölmeyeceğim bak değil mi, ölmeyeceğim değil mi? Ya zengin doğumu ben yapacağım, sen niye ölesin? Of ya, of. Daha doğurmadan bir tane bebeğim var bile ya. Of, bebek gibisin zengin. Of tamam ya, korktum sadece, tamam. Hanımefendi valla size Allah akıl fikir versin ya. Bu adamla nasıl yaşıyorsunuz anlamadım. Ben 2 dakika dayanamadım bu herife valla yani. Of tamam be doktor bozuntusu. Artistlik yapma sen de. Ben dışarıda bekliyorum. Doğur sen de karımı. Düzgün doğursun ha. Ya sabır ya, ya sabır. Merak etmeyin Barbie Hanım. Çok başarılı bir doğum olacak gibi duruyor. Hiç merak etmeyin. Ne çocuk ne de siz zarar göreceksiniz. Merak etmeyin. Ay biliyorum doktor bey. 100 defa söylediniz. Eşim adına da kusura bakmayın. Biraz heyecanlandı. O yüzden böyle. Normalde böyle değildir. İlk defa kızı oluyor da çok heyecanlı. Valla ben bir daha görmeyeceğim. Siz her gün bu adamı görmek zorundasınız. Siz düşünün. Neyse hadi doğuma alalım sizi artık. Neyse ben gidip Arda'larda kalayım. Birkaç gün de görsün onlar da, görsünler. Arda açla şu kapıyı, aç bakayım hemen. Lan dur çatlama, açıyoruz işte kapıyı. Allah Allah, her rüzgar. Ne işin var oğlum senin burada? Hastanede olman gerekmiyor mu? Annen bugün doğum yapacaktı. Ne garip adamsın ya. Annen doğum yapacak, kardeşin olacak. Sen hala bize geliyorsun. Dalga mı geçeceksin? Ne yapacaksın? Lan yok be Darda, ne dalga geçmesi. Oğlum içeri davet etmeyecek misin? İçeride anlatayım işte. Evet kardeşim, doğru söylüyorsun. Pardon, buyur gel içeri. Gel gel konuşalım. Hayırdır Rüzgar, ne oldu? Ne derdin var? Anlat bakalım. Sarı vardı ya. Sorma, çok sinirliyim kardeşim ya. Kafayı yiyeceğim. Annemlerin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben de sizde kalayım dedim. Niye lan, hayırdır? Ne oldu? Kardeşin de uyudu bir de. İşte kardeşim de uyuyor diyor ya. İstemiyorum ben kardeş falan. 100 defa söyledim. Ona rağmen kardeşim de uyuyor. İstemiyorum ben kardeş falan. Şimdi kardeşim de uyuyacak. Hep onunla ilgilenecekler. Benle kimse ilgilenmeyecek. İstemiyorum oğlum işte ya. Doğmasın kardeş kardeş. İstemiyorum ben. Böyle iyiyim. Oğlum Rüzgar saçmalama lan. Ne olacak yani kardeşin? Süper bir şey yani kardeşi doğması insanın. Hem abi olacaksın yani. Neden istemiyorsun oğlum? Anlamadım ben hiçbir şey. Niye seni istemesinler artık? İstemeyecekler oğlum işte. Hep oraya isteyecekler, onu sevecekler, beni artık sevmeyecekler, onun istediğini yapacaklar, benimkileri yapmayacaklar. Ya saçmalama Rüzgar, sen de onların çocuklarısın, tabii ki istediğin her şeyi yapacaklar, tabii ki sevecekler seni de. Ama kardeşin de abi bebek, tabii ki onunla daha çok ilgilenecekler. Bir şey olmaz, sen de ilgilenirsin, abilik yaparsın. Ya oğlum ben kime anlatıyorum ki? Allah salara anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyorsun işte ya. Defol git, Allah pis makini seni. Lan yürü git lan, burada yardımcı olmaya çalışacağız. Sana bana fakir diyor ya. Yürü git, ne halin varsa gör o zaman. Tamam özür dilerim ya, şaka yaptım ya. Üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum kardeşim, kusura bakma. Hayır yani üzülmeni de anlamıyorum ama neyse, de affettim bu seferlik. Gözünüz aydın zengin bey. Barbie Hanım, bor topu gibi bir bebeğiniz oldu. Ben sizi bebeğinizle baş başa bırakayım en iyisi. Ay zengin, nasıl bebeğimiz, hangimize benziyor, kızımız nasıl, çabuk söyle. Barbie kızımız var ya, dünyanın en güzel şeyi, dünyanın en güzel şeyi. Aynı sana benziyor, her şeyini senden almış, çok tatlı bir kız bebeği. Of çok tatlı, şuna bakın. Arkadaşlar zengin ve Barbie'nin kızı çok tatlı değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ay gerçekten bana mı benziyor arkadaşlar?
gerçekten lütfen yorumlarda yazar mısınız? Güzel tatlı kız, senin adını Öykü koyuyorum. Ay Öykü'nün süper isimmiş, çok güzel düşündün Zengin. Canım kızım benim, seni çok seveceğim, hep yanında olacağım. Seni asla bırakmayacağım, biricik kızım benim, tatlı kızım benim. Evet hayatım, haklısın. Hadi gidelim abisiyle tanıştıralım. Abisi kesin çok sevecek onu. Allah Allah, Barbie nerede bu rüzgar ya? Nereye gitmiş olabilir? Bugünden önemli bir gün mü var? Nereye gitmiş olabilir? Daha kardeşiyle tanışacak yani. Nerede bu çocuk? Ay bilemedim ki Zengin ya. Bir gidip fakirlere falan mı baksam? Belki Arda ile oynamaya falan gitmiştir. Öykü'yü de al yanına, beraber gidin. Hem biraz yürümüş olsunuz, olursunuz. Benim de çok uykum var. Gidip uyuyayım. Tamam madem hayatım, biz kızımla biraz gidelim gezelim, sen de git dinlen, hadi görüşürüz. Ben kızımla abisini bulmaya gidiyorum. Hanimiş benim kızım, abisiyle mi tanışacakmış benim canım kızım? Abisiyle çok iyi mi anlaşacaklarmış benim canım kızım? Ardacım selam, nasılsın? İyiyim Zengin amca, gözünüz aydın, kızınız doğmuş. Ne kadar tatlıymış bu ya, ne kadar tatlıymış. Allah analı babalı büyütsün Zengin amca. Teşekkür ederim Ardacım. Rüzgar burada mı? Uğradı mı hiç buraya? Evde değil de. Arda söyle ona, ben burada falan değilim. Beni rahatsız etme, şu beni aramayı bıraksın artık. Orada bir tane çocuğu var, o da yeni doğan kızı. Defolsun gitsin, onu arasın, ona da ilgilensin. Ben çizgi film izliyorum. Ya Zengin amca, biliyorsun Rüzgar'ı işte kıskanmış baya. Sizin artık onu sevmeyeceğinizi düşünüyor. O yüzden bize geldi işte, oturuyor öyle. Duydun demin de onu zaten. Allah Allah, manyak mı o ya? Onu niye sevmeyelim? En az onu da kızımızı sevdiğimiz kadar seviyoruz. O bizim ilk göz ağrımız. Valla ben de denedim ama anlatamadım işte. Ya neymiş efendim? En az onu kadar seviyorlarmış beni. Beni daha çok seveceksiniz ya. Ben kaç yıldır çocuğunuzum sizi. Beni daha önce tanıdınız. Niye böyle yapıyor bu çocuk ya? Niye böyle yapıyor? Kardeşini hiç mi merak etmiyor? Haklısın Zengin amca. Dur ben bir gidip onunla konuşayım lan Rüzgar. Ya ne var be, ne var? Çizgi film izliyorum diyorum. Defolu git. Benim başımdan rahat bırakın beni. Ya oğlum bak, kardeşini de almış gelmiş babam. Bir en azından git bak, iyi olduğunu görsün ya. Sen de kardeşini görmüş ol. Kardeşin oğlum o senin. Yabancı değil ki, düşman değil ki yani. Aynı da annene benziyor. Çok da tatlı bir bebek yani. Gerçekten bu arada anneme mi benziyor? Çok mu tatlı? Evet oğlum, minnacık küçücük elleri ayakları var. Git bak ya, kardeşin oğlum o senin. Çekil lan önümden, kardeşimi görmeliyim. Ay şuna bak, ne kadar tatlı bir şeysin sen ya. Ne kadar güzelsin sen, şimdi benim kardeşim misin? Rüzgar oğlum, seni sevmeyecekmiş gibi hissettirdiysek çok özür dileriz oğlum. Hiç öyle bir şey düşünmemiştik. Biz seni hala çok seviyoruz. Sen bizim biricik oğlumuzsun oğlum. Babacım asıl ben çok özür dilerim ya. Kardeşimin doğumda yanınızda olamadım. Size kötü şeyler yaptım. Çok özür dilerim. Ama size söz veriyorum. Hatamı kardeşimin sürekli yanında olarak onu çok severek affettireceğim. Böyle düşünmene çok sevindim. Canım oğlum benim, kardeşini kucağına almak ister misin? Adı da Öykü bu arada. Tabii ki isterim babacım. Öykü de çok güzel isimmiş ya. İşte bu Arda baba pro. Bir aile problemini daha çözdü. Lan Arda kaçma lan, gel lan buraya, göstereceğim şimdi sana, gel buraya. Ya Rüzgar ne olur peşimi bırak, ne olur, dayak yemek istemiyorum, bırak peşimi ya, takip etme beni ne olur. Abi lan orada bittin lan, dur lan, koşturma beni, bittin sen. Rüzgar kardeşim dur, ne olur kovalama, tamam duruyorum duruyorum, ne olur ya lütfen. Oğlum Arda var ya, seni mahvedeceğim mahvedeceğim. Bir de hala utanmadan koşturuyor beni, var ya ağzını yüzünü kıracağım senin. Ya Rüzgar lütfen ya, yapma kardeşim, ne olur ya, dayak yemek istemiyorum. Yiyeceksin Arda, evde öyle bir yiyeceksin ki eşek sudan gelinceye kadar döveceğim seni. Ne yaptım oğlum ben sana, ne yaptım ki, niye döveceksin beni? Ulan ne demek ne yaptım, senin yüzünden bütün kızlar rezil oldum. Elif'le Gamze'nin önünde rezil ettin lan beni. Ya oğlum yemin ediyorum ben bir şey yapmadım, yemin ediyorum ya valla. Ay oradan bir şey yapmamışmış, senin yüzünden benimle deli gibi dalga geçtiler lan. Sen kimsin oğlum, sen kimsin ya, sen kimsin de senin yüzünden benimle dalga geçecekler, Allah Allah. Oğlum Rüzgar valla benim seni rezil etmek gibi bir amacım yoktu, yemin ediyorum. Ama ettim ve sonuçlarını kaptıracaksın, pis fakir seni. Çok özür dilerim Rüzgar, ne olur affet beni, isteyerek yapmadım. Şimdi yumruklarımın tadına bakma vakti, böyle böyle vuracağım sana, gevura vuruyor gibi vuracağım. Ha bu ses de ne, sen de duyuyor musun Rüzgar, baksana şuradan bir ses geliyor kardeşim, gel bak. Aa Arda seni dövmeyeyim
diye duvara yapıyorsun ama beni bunlara karnım tok. Çok kötü, döveceğim seni. Ses falan yok orada. Yok Rüzgar, vallahi bir ses geliyor. Gel bir bakalım ya, biri ağlıyor. İyi bari, hadi bakalım. Eğer yalan söylüyorsan seni daha kötü döveceğim Arda. Daha kötü döveceğim. Aa, doğruyu söylüyormuşsun. Oğlum Arda, buraya, burada bir bebek var. Şuna bak, ağlayan şey bebekmiş. Acaba kim bıraktı bu bebeği buraya? Şuna bak, bir de bize çok benziyor Rüzgar ya. Aynı biz gibi. Evet orada ya, yarısı sensin, yarısı benim resmen. Acaba annesi ve babası kim ya? Neden buraya bırakmışlar acaba? Ne oldu ki yani? Ya oruburu geçse ne yapacağız? Bu bebeği burada mı bırakacağız? Vallahi bunu kapanlar, kaçırırlar yani. Rüzgar, duydun mu, baba dedi. Oğlum belki de mama demiştir yani, mama demiştir. Aynı, benziyorlar sonuçta. Neyse oğlum, haklısın. Dediğin gibi bu çocuğu burada bırakamayız. Onu Kerem komisere götürelim. Evet orada haklısın. Kerem komiser onun ailesini bulur. Hadi küçük tatlı şey, gel hadi, gezmeye gidiyoruz. Allah Allah Rüzgar, Kerem komiser nerede acaba? İşi mi var? Ne bileyim Arda, ben nereden bileyim? Yok işte adam, yok. Oğlum bu bebeği ne yapacağız o zaman? Ailesini nasıl bulacağız? Ne bileyim Arda ya, bana zor sorular sorup durma. Ay amca bak, bulduk işte Arda ve Rüzgar'ı, buradalar. Hey Arda, Rüzgar, ne yapıyorsunuz? Ay evet ya, neredesiniz? Sabahtan beri sizi arıyoruz. Şey kızlar, ufak bir aksilik çıktı da biz sonra geliriz sizin yanınıza. Siz gidin şimdi, tamam mı? Evet evet, ufak bir aksilik, çok küçük, böyle küçücük. Ay ne oluyor ya, bir şey mi saklıyorsunuz yoksa bizden? Ay evet Elif, bir şey saklıyorlar sanırım, baksana. Yok yok, ben çıkardım o yüzden. Ayda Rüzgar dedim, yok bir şey yok. Aynen aynen, Rüzgar çıkardı. Ay Elif, orada sinirim bir bebek var. Ay şuna bak, ne kadar tatlı. Yakalandık Rüzgar. Ay hadi bakalım şu bebeğe, çok tatlı. Evet Elif, çok tatlı bir bebek. Ya Rüzgar, kimin bebeği peki bu? Ya Gamze, biz nereden bilelim kimin bebeği ya, nereden? Lan Rüzgar, mal mısın, salak mısın? Bizim bebeğimiz Gamze, bizim bebeğimiz. Oğlum Arda, ne saçmalıyorsun lan, ne saçmalıyorsun? Ay gerçekten sizin bebeğiniz mi? Eğer sizin bebeğinizse hep yanınızda kalacağım, hep sizinle olacağım. Çünkü çok tatlı, hep sevmek istiyorum bu bebeği. Ay aynen Rüzgar, ben de sürekli senin yanında olurum bu bebeği sevmek için. Anladın mı oğlum ne yaptığımı şimdi, anladın mı? Arkadaşlar, Arda ve Rüzgar'ın bebeğini sevdiniz mi? Nasıl, çok tatlı değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Evet evet kızlar, bu bebek bizim ya, bizim bebeğimiz, bu çok tatlı değil mi? Evet evet, çok tatlıdır kendisi değil mi kızlar? İstediğiniz zaman görebilirsiniz onu. Ay o zaman bundan sonra hep beraber takılıyoruz, tamam mı? Biz bir eve gidelim, akşam hemen geliriz o zaman yanınıza. Ay evet Elif, hadi gel biz gidelim, hem hediye alırız bebeğe, onu veririz akşam. Oğlum Arda harikasın lan, helal olsun sana, nasıl da kandırdın onları, yaşasın, sürekli bizimle görüşmek istiyorlar artık. Elif senle Gamze de benimle sevgili olacak ya, yaşasın. Oğlum kandırdık kandırmasına da bebek bizim ne ki, Kerem komiser gelince vermeyeceğiz mi onu? Kızlar o zaman çok kızacak bize yalan söylediğimiz için. Ya yok be oğlum, annesi babası bırakmış gitmiş işte, artık bu bebek bizim bebeğimiz. ne diyor Rüzgar, oğlum nasıl bakacağız biz bu bebeğe, nasıl alacağız mama bez falan filan, nerede yaşayacağız? Ya oğlum Arda, derdettiğin şeye bak, unuttun mu oğlum, ben zenginim, benim evlerden birine yerleşiriz işte, gerçekten bizim bebeğimiz olur. Öyle mi diyorsun, yapalım mı bu işi, ne diyorsun ya? Bebek bakabilecek miyiz sence biz? Bakarız tabii oğlum, bu tatlı şeyi sokakta yaşamasına izin mi vereceğiz? Evet kardeşim ya, doğru diyorsun, hadi sizin evlerden birine gidelim. Nasıl ama Arda, ev süper değil mi? Bu evde çok güzel yaşarız değil mi kardeşim? Evet Rüzgar, harika ya, bebek için de çok uygun, burada süper yaşarız, çok iyi bakarız bu bebeğe. Küçük dostum, nasıl beğendin yeni evini değil mi? Çok güzel değil mi? Arda duydun mu lan, bana baba dedi lan, baba dedi bana. Babası oldu mu, anladı herhalde, anladı. Hayır ya, bana demiştir o, bana. Bana dedin değil mi oğlum, benim baba değil mi? Hani oradan biri baba olacaksa o benim lan, senden olsa olsa anne olur. Allah Allah Rüzgar, niyeymiş o, benden baba olmaz mı ya, Allah Allah. Asıl sensin anne, sensin. Oğlum Arda bak, canımı sıkma, babası benim, sen onun işsin, duydun mu? Ona bu evi alan benim, seni buraya getiren benim, lan seni istesem kovarım lan ben, ne diyorsun sen bana, ne biçim konuşuyorsun? Evle ne alakası var lan, biz çocuğunla çok güzel sokakta da yaşarız, Allah Allah, kalma evini başına çal. Nereden senin oğlun oluyor oğlum, o benim oğlum. Ayrıca hatırlatırım, bana baba dedi, sana değil. Canım oğlum benim, kim baba, benim baba değil mi, baba desene bana, hadi baba de. Hayır oğlum, senin tek baban var, o da benim, bana de, baba de hemen
baba ne, baba ne? Hayır, bana diyeceksin. Babam benim, baba ne bakayım? Sakın ona baba falan deme. Babam benim. Kimmiş babam? Benim. Yaptığını beğendin mi lan? Ağlattın lan çocuğu. Ağlattın lan oğlumu. Hayır orada asıl sen ağlattın benim oğlumu. Sürekli bana baba dedin. O yüzden ağladı. Sana baba diyeceği için ağladı. Senin gibi biri bana da senin baban benim dese ben de ağlarım oğlum. Kimse senin onun babası olmasını istemez. Hadi lan oradan yürü git. Asıl senden baba falan olmaz. Neyse oğlum, çocuk çok fena ağlıyor. Şunu dışarı falan çıkaralım, oyun oynatalım bari. Belki de evden sıkılmıştır. Evet Arda ya, çocuğun önünde kavga etmeyelim. Çok kötü örnek oluyoruz. Evet haklısın, hadi dışarı çıkalım. Oyuncak falan alalım, onlarla oynasın. Aynen aynen, bir parka falan götürelim onu. Şuna bak Rüzgar, ne kadar mutlu oldu. Nasıl yüzü gülüyor, oyuncaklarıyla oynuyor. Evet Arda ya, iyi ki parka getirmişiz oğlumuzu. Dur ben ona bir de dondurma alayım. Şurada dondurmacı var. Canı dondurma çekmiştir oğlumun. Hadi lan Arda, Allah fakiri senin paran yoktur. Yürü hadi gidelim, beraber alalım. Salak seni, parası var sanki. Lan bu ne burada lan, ne yapıyor bu çocuk burada? Ne? Çıkamıyorum lan. Karayım şurayı. Al bakayım sen. Lan velet, bana bak lan, ne yapıyorsun? Cevap versene lan, bana oyuncaklarla mı oynuyorsun? Bu nasıl cevap lan? Al bakayım sana. Al bakayım, bütün oyuncaklarını kırdım. Mal senin, mal bebe. Lan Rüzgar, boşver dondurmayı, koş, oğlumuz ağlıyor, koş koş. Arda bak, Keko kaçıyor, çocuğumuzun oyuncakları da kırmış, kaçıyor. Oğlum merak etme, oyuncakların için ağlama, alırız yenilerini. Oğlum alırız almasana, Keko bu yaptığı yanında kar mı kalacak, kaçacak mı böyle? Doğru diyorsun Rüzgar, yürü Kerem komisere şikayet edelim. Allah, çocuğum olmasaydı başım belaya girmeyecek olsaydı onu öyle bir döverdim ki. Neyse hadi Kerem komisere şikayet edelim madem. Kerem komiserim, bizim şikayetimiz var, Keko'dan şikayetçiyiz. Evet Kerem komiserim, Keko'yu hapse atmalısın. Ne oldu çocuklar, şikayetiniz ne? Ya geldi durduk yere, bizim bebeğimizin oyuncaklarını kırdı, ağlattı onu durduk yere ya. Evet ya, geldi kırdı gitti ya Rüzgar'la, biz gördük onu, vallahi o yaptı, ne olur hapse at onu. Nasıl ya, sizin bebeğiniz mi var, nasıl yani ya? Ya Kerem komiserim var işte ya, sana ne ondan, sana ne, yaptığı şeye bak Keko'nun, git Keko'yu tutukla. Bu ufaklık mı yoksa sizin bebeğiniz? Ha, o çok tatlı değil mi? İyi de çocuklar, bu sizin bebeğiniz olamaz ki. Bu bebeğin babasını tanıyorum ben. Ne diyor Kerem komiser ya? Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Evet ben de tanıyorum babasını, benim. Hayır benim Kerem komiserim, Rüzgar'a bakma sen. Hayır ikiniz de değilsiniz. Evet ikimiz değiliz, benim sadece, babası benim. Bana baba dedi zaten, Arda'ya demedi. Hadi lan oradan, aslında orada ben gittim diye beni çağırmak için baba dedi o. Hayır çocuklar, bu bebek kayıp kaç gündür, onu arıyoruz. Bunun babası Ahmet. Ne? Ahmet mi? O da kim ya? Harbiden ya, Ahmet kim? Yani bu çocuk aile bize benziyor. Bence bizim çocuğumuz. Ahmet'i siz de tanıyorsunuz aslında. Sizin akrabanız. Ya ben tanımıyorum vallahi, kim o? Ne yalan söyleyeyim, ben de tanımıyorum. Ahmet babalarınızın kardeşi. Siz hiç görmemiş olabilirsiniz ama şehre yeni gelmiş ve bebeğini kaybetmiş. Onu arıyor. O yüzden sizin yanınıza gelmedi. Normalde hep sizi görmek istiyordu. Allah Allah, gerçekten mi? Benim bir amcam daha mı var? Hayır aslında be, benim de bir tane amcam varmış. Umarım fakir amcam gibi fakir değildir bu da ya. Valla resmen ailemizi kirletiyorlar ya fakirlikleriyle. Merak etmeyin, ben hemen ona söylerim. Yeğenlerin çocuğunu buldu, çok iyi baktı derim. Zaten o da onu arıyor şehirde hep. Şimdi gelir. Siz de tanışırsınız hem. İyi peki madem, Kerem komiserim arada gelsin. Yazın be yeğenlerim, çocuğumu bulmuş. Yazın. Hem çocuklarıma kavuştum hem de yeğenlerimle tanışacağım. Yazın. Ya öğretmen bugün büyüyünce ne olmak istediğimizi soracaktı ya. Ne olacağım ben ya? Bilmiyorum ki ne olmak istediğimi. Neyse annemle babama sorayım. Belki onlar benim bir şey bulmamda yardımcı olur. Arda oğlum günaydın. Okul için hazır mısın oğlum? Hazır mısın? Ya hazırım babacığım, da çok büyük bir derdim var ya. Yardımcı olabilir misiniz? Ya Arda oğlum, yine mi para isteyeceksin? Yine mi? Oğlum daha geçen ay 10 lira verdik sana, bitirdin mi hemen? Evet oğlum ya, biraz idareli harca paranı, biraz idareli harca. Arkadaşlar ben fakiri daha çok seviyorum. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Fakiri mi yoksa zengini mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ya yok ya, para falan değil, biliyorum siz para vermiyorsunuz zaten. Oğlum ne oldu o zaman? Ne oldu? Ya öğretmen dün bize ödev vermişti de ileride ne olacaksınız? Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye anlatacaksınız demişti. Neden onu olmak istiyoruz? Nasıl olmak istiyoruz falan filan. Oğlum anlat işte, ne var bunda, ne var? Evet oğlum anlatırsın, baksana zor bir ödev gibi de durmuyor. Ya tamam iyi güzel de ben büyüyünce ne olmak istediğimi bilmiyorum ki, ne diyeceğim öğretmene? Neyi istiyorsan, neyi seviyorsan git oğlum.
Doktor olacağım de, pilot olacağım de, çok zengin olacağım de. İyi de babacığım, ben onların hiçbirini istemiyorum ki. Ayrıca çok zengin olmak da bir meslek değil yani. Ne bileyim oğlum ben ya, simitçi olacağım de o zaman. Ay hayır, simitçi falan da olma oğlum. Mühendis ol, gıda mühendisi ol. Ne, gıda mühendisi mi? Öyle bir şey mi var anne? Hayır ya, gıda mühendisi falan olma. Pilot ol oğlum, pilot ol. Çok zeki ol, çok zengin ol. Çok zengin ol ki ileride büyüyünce bize de bak. Ay evet doğru oğlum ya. Doktor ol, pilot ol, avukat ol, bir şeyler ol da bize de bak. Doğru söylüyor baban. Ne diyeceğiz ya, ne diyeceğiz? Neyse ben bulurum bir şeyler ya. Okula gideyim artık, yoksa çok geç kalacağım. Hadi görüşürüz anne baba, kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Aa Arda merhaba, ne yapıyorsun? Okula mı gidiyorsun? Aa merhaba Kerem komiserim, iyiyim ya. Evet okula gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bunlar da kim ya? Bunlar kim? Bunlar banka soymaya çalışıyordu. İkisini de yakaladım. Onlar suçlu. Hapse atacağım şimdi onları. Vay Kerem komiserim, helal olsun. Süpersin ya. Sen olmasan ne yapardık? Ya Allah helal olsun. Neyse ben gideyim okula artık, yoksa çok geç kalacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Arda. Kendine iyi bak. Sizi almaklar. Sabah sabah banka mı soyulur? Böyle yakalanırsınız işte. Akşam soyacaktınız. Allah Allah ya. Sen ne biçim polissin? Allah Allah. Harbiden ya, adama bak, banka soyma tavsiyesi veriyor. Artık ömrünüzün sonuna kadar hapiste olacağınız için soyamazsınız. Bir şey olmaz. Kerem komisere bak ya, ne kadar havalı. Adamın bir kere silahı var ya, böyle suçları yakalıyor. Çok havalı ya. Aslında ben de mi polis olsam, hem öğretmene de ne söyleyeceğimi buldum. Yaşasın, ben polis olacağım. Hem çok havalı olurum, hem de silahım olur ya. O ne ya, süper fikir. Eminim sınıftaki herkes fikrime bayılacak. Öğretmen de 100 puan verecek. Evet çocuklar, hepiniz derse hoş geldiniz. Umarım ödevinizi unutmamışsınızdır. Hatırlıyor musunuz ödevinizi? Ya kaç yaşına gelmişim? Ödev mi yapacağım ya? Ben hatırlamıyorum valla. Öğretmenim ödev falan yoktu ya. Öğretmenim ben hatırlıyorum. Ödevimi de süper düşündüm. Ben söyleyebilir miyim ilk? Allah Allah. Demek ödevini hatırlıyorsun Arda. Çok şaşırtıcı. Senin daha önce hiç ödev yaptığını hatırlamıyorum. Öğretmenim çünkü yapmıyor da ondan. Öğretmenim büyüyünce ne olmak istediğimizi söyleyecektik size. Bir de neden o mesleği seçtiğimizi anlatacaktık. Allah Allah. Çok şaşırtıcı. Nasıl bildin ya? Allah Allah, unutmamışsın gerçekten. Neyse seninle başlamayacağım ya, başkasıyla başlayacağım. Kim başlamak istiyor? Öğretmenim ben başlayayım. Ben büyüyünce ressam olmak istiyorum. Vay süper meslek Elif kızım. Peki neden ressam olmak istiyorsun? Söyle bakalım. Öğretmenim çünkü çok güzel resim çizebiliyorum ve çok güzel ressam olabileceğime inanıyorum. Anladım kızım. Hem güzel meslek hem güzel o sebep. Tamam o zaman, sana 100 veriyorum. Öğretmen Elif'e 100 verdiyse kesin bana 300 verir ya. Valla süper meslek benimki. Rüzgar oğlum, peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Düşündün mü dün evde? Valla hiç düşünmedim öğretmenim. Düşünmeme de hiç gerek yok. Allah Allah, o niyeymiş? Niye düşünmen gerekmiyormuş? Söyle bakalım. Öğretmenim ya, bir kere benim babam zengin. Hayatım boyunca çalışmama hiç gerek yok. Biz çok zenginiz. Aynen Rüzgar, aynen. Öğretmen versin şimdi sana sıfırı da gör ya. Allah'ım ya, zenginim diyor. Öyle meslek mi olur? Rüzgar evladım çok haklısın. Sana da 100 veriyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Süpersiniz, kralsınız. Nasıl ya, böyle saçma iş mi olur? Zenginim dedi diye hoca 100 verdi ya. Ay Allah'ım. Öğretmenim ben de söyleyebilir miyim büyüyünce ne olmak istediğimi? Söyle bakalım bebek Sonic, sen ne istiyorsun büyüyünce? Öğretmenim ben büyüyünce elektrik dağıtacağım. Herkese elektrik vereceğim. Herkesin elektriği olması lazım. Yoksa karanlıkta yaşayız. Senin mesleğin de çok iyiymiş bebek Sonic. Sebeplerin de çok mantıklı. Sen de 100 aldın oğlum. Bu ne ya? Herkes 100 alıyor. Kim ne dese 100 alıyor ya. Yeter yap. Keşke ben de bir şey uydursaydım yani. O kadar kafama taktım bir de. Yani benim sınıfı direkt geçmem lazım bu meslekle. Öğretmenim ben de Polat Alemdar olacağım vallahi ya. Demek Polat Alemdar olacaksın. Peki hiç sonunu düşündün mü? Neden olmak istiyorsun? Vallahi öğretmenim sonunu düşünen kahraman olamaz. Vay süper söz. Sen de 100 aldın keko oğlum. Eyvallah hoca, adam ol, almayayım ayağımın altına. Evladım senden süper Polat Alemdar olacak. Böyle devam. Ulan keko bile Polat Alemdar olacağım deyip hocaya posta koyup 100 aldı. Bari ben de artık söyleyeyim de ben de 100 alayım ya. Öğretmenim ben de söyleyebilir miyim? Arda senin söylemene gerek yok. Senin baban fakir. Sen de fakir olursun kesin ileride. Öğretmenim çok haklısınız valla. Fakir olacak. Şu anda fakir, hep fakir olacak. Yok ya öğretmenim, ben süper bir meslek biliyorum. Onu almak istiyorum. Çok da mantıklı sebeplerim var. Neymiş oğlum sebeplerin? Söyle bakalım, ne olmak istiyorsun? Önce onu söyle de bir sebeplerini yani. Öğretmenim ben polis olacağım. Böylelikle şehrimizi koruyabileceğim. İnsanları koruyabileceğim. Herkes güvenli, huzur içinde uyuyacak. Bence süper bir neden yani. Ben de 100 hak ediyorum. Senden bir çocuk olmaz. 100 almak için yalan söylüyorsun. Otur lan, sıfır. Ya öğretmenim valla polis olmak istiyorum. Yemin ediyorum ya.
Gerçekten yüz almak için değil, polislik çok havalı meslek. Ha yani aslında polis olmayı havalı olduğu için istiyorsun. İnsanları korumak falan yalan. Hayır öğretmenim ya, öyle demek istemedim. Hadi lan Ardan Arda, senin derdin besbelli. Sadece yüz almak için yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylemiyorum öğretmenim. Polis olmak istiyorum ya, yemin ederim ya. Arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Ben polis olmak istemiyor muyum? Arda, bana yalan söylediğin için atıldın lan okuldan. Git lan ailene de söyle, attı öğretmen beni de. Öğretmenim neden ya, lütfen ya, yalan falan söylemedim. Defol git lan, atıyorum seni, bak vallahi döverim gitmezsen. Hadi Arda, köyüne dön bakalım. Of ya, tamam öğretmenim, gidiyorum ya, tamam ya, öyle olsun. Öğrenciler, hepinize yüz veriyorum Arda dışında. Arda gibi mal olmayacağınız için hepinize yüz veriyorum. Hadi ders bitti, siz de gidebilirsiniz. Ne demek okuldan atıldım, ne demek okuldan atıldım? Biz sana avukat, doktor, pilot olacaksın diyoruz, bu okuldan atılmış. Babacım lütfen vurma, çok canım acıyor, lütfen vurma. Kapa lan çeneni, kapa lan, artık senin gibi bir oğlum yok. Neymiş efendim, polis olacakmış, polis olacakmış. Defol git, polis ol şimdi. Görürsün olacağım, bunun hesabını soracağım sana. O baldiden, rüzgardan, senden bunun hesabını soracağım. Ay şuna bak, terbiyesiz, bir de babasıyla nasıl konuşuyor. Çık evden, git ya, artık senin gibi bir oğlumuz yok. Göstereceğim onlara günlerini. Kerem komiserle bir konuşayım da o bana yardımcı olur. Arda ne oldu, yüzünün hali ne? Kerem komiserim, annemle babam polis olmak istiyorum diye beni evlatlıktan reddetti. İyi de ne varmış ki polis olmakta? Tutturdular illa avukat olacaksın, pilot olacaksın, doktor olacaksın diye. Benim ne istediğimin hiçbir önemi yok onlar için. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bilmiyorum ki Kerem komiserim, polis olmak istiyorum diye okuldan da atıldım yani. Artık ne ailem var, ne okulum, ne okuldaki arkadaşlarım. Kimsem yok, ne yapacağım bilmiyorum. Madem bu kadar polis olmak istiyorsun, gel ol, ne olacak ki? Ben sana öğretirim her şeyi. Hatta benim için de süper olur, bir yardımcım olur yani. Gerçekten mi Kerem komiserim, yaşasın ya, süpersin ya, süpersin Kerem komiserim. Hatta madem ailen yok, artık benim oğlumsun, seni evlat ediniyorum. Cennetliksin Kerem komiserim, ağzından bal damlıyor. Artık bana Kerem komiserim deme, ben artık senin babanım, babacım de. Tamam babacım, seni çok seviyorum. Ben de seni oğlum, gel sana polis üniforması ve silahını vereyim. Babacım şu halime bak, süper oldum, çok yakışıklı oldum, silahım bile var, çok teşekkür ederim. Ne demek canım oğlum benim. Hayırlı olsun ilk iş gününde, başarılar. Teşekkür ederim babacım, ben birkaç tane suçlu yakalamaya gidiyorum, hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum, dikkat et, sana güveniyorum. Abi okul da sonunda bitti, artık evime gidebilirim ya, yaşasın. Hop Rüzgar, buraya bak bakayım. Efendim polis memur bey abi, ne yaptım, yanlış bir şey mi yaptım? Oğlum görmüyor musun, Arda ben. Ulan Arda fakiri sen miydin, bende bir şey oldu diye korktum ya, nereden çaldın o üniformayı? Hiçbir yerden çalmadım, ayrıca tutuklusun, gel buraya. İnsanlarla dalga geçmekten, milletin huzurunu bozmaktan seni tutukluyorum. Tamam tamam, çok özür dilerim, geliyorum, tamam, ne olur vurma beni. Arda evladım, çok özür dileriz, ne olur çıkar bizi, tutuklama lütfen. Ne çıkaracağım ben sizi, ne çıkaracağım? Biriniz sürekli benimle dalga geçiyor, diğeri de sırf polis olmak istiyorum diye okuldan attı, yalancı dedi bana. Siz ikiniz de hapse hak ediyorsunuz. Arda evladım çok özür dileriz, söz bir daha olmayacak, söz okula da geri gelebilirsin. Ne yapayım lan ben artık okulda, ne yapayım, ben artık polisim, mesleğim var benim. Ben artık hayallerimi yaşıyorum, sizse burada çürüyeceksiniz. Çok özür dilerim Arda, senden dalga geçmemeliydim. Artık çok geç Rüzgar, sırada annemle babam var, şimdi onlar görecek çocuk dövmek neymiş. Arda oğlum ne yapıyorsun, indir o silahı, indi. Ne oldu şimdi, oğlum mu oldum? En son öyle demiyordun. Ayrıca artık senin gibi bir babam yok benim. Benim babam Kerem komiser. Oğlum ne saçmalıyorsun? İndir şunu, indir. Hadi oradan, hemen teslim oluyorsun yoksa vururum seni. İyi de oğlum ne yaptım ki ben, ne yaptım? Seni çocuğa şiddetten tutukluyorum. Artık hapiste yaşayacaksın. Oğlum ne olur acı bana, yapma. Kapa çeneni, pis fakir seni. Oğlum lütfen lütfen. Teslim oluyor musun yoksa vurayım mı? Tamam ya, teslim 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 oluyorum. Güzel, gel bakalım, hücre arkadaşlarınla çok iyi anlaşacaksın. Onlar da senin gibi adi. Rüzgar oğlum, Arda seni niye attı? Fakir amca, Arda'ya çok kötü davrandım ondan yani. Haklı bence Arda. Evet ya haklısın, ben de çok kötü davrandım. Ne olursa olsun ona vurmamalıydım. Evet ya, ben de çok haksızlık yaptım. Arkadaşlar Arda'dan özür dilesek bizi affeder mi? Lütfen yorumlara yazın. Allah fakir amca, ben özür dilemeyi yani denedim ama kabul etmiyor. Arkadaşlar sizce affetsin mi? Yorumlara yazın, belki o zaman affeder. İnşallah affeder ya, çok da ayıp ettik çocuğa. Oğlum iyi de sana her kötü davranını hapse atamazsın ki, polislik böyle bir şey değil. Biliyorum babacım ya, yarın çıkaracağım hep
gitsin zaten. Sadece derslerini alsınlar isteden. Tamam ama oğlum bir daha böyle yapma, tamam mı? Gücünü, yetkini düzgün şeyler için kullan. Şehri korumak için kullan. Tamam babacığım, yarın çıkaracağım, hiç merak etme. Bundan sonra da işimi düzgün yapacağım. Aferin benim canım oğluma.